Empati İkinci Bölüm 1990 Lazlo ile Darien Birinci Bölüm Jill Willoughby iç çamaşırında ilk kez koyu kırmızı lekeleri gördükten bir hafta sonra aslında var olmayan renkleri görmeye başladı. Güneşe baktıktan sonra gözlerinin önünde oluşan benekler gibiydiler. Jill kendini bunların yalnızca hayal gücünün bir sonucu olduğuna inandırmaya çalıştı ama içgüdüsel olarak gerçek olduklarını anlamıştı ve bir anlam taşıdıklarını. Örneğin turuncu. Turuncu her zaman bir çeşit mutluluktu. Gün batımı turuncusu saf sevinçti, kör edici parlak turuncuysa hüzünlü neşeydi. Renklerin anlamlarını nasıl ve nereden çıkardığını bilmiyordu. Sadece biliyordu. Ve onları uzun zamandır görüyor olmasa bile hep orada yüzeyin hemen altında durduklarına dair içinde tuhaf bir his vardı. İkinci regil dönemi geldiğinde doğrudan önünde olmasalar bile renkleri görebilmeye başlamıştı. Sanki başının etrafında gözlerden oluşan bir halka vardı. Duvarların ötesini görebilen gözler. Başlangıçta gizli yeteneği hoşuna gitmişti. Tanrı'nın ona bir hediyesi olarak düşünmüştü bunu. Tıpkı Yusuf'a Firavun'un rüyalarını yorumlaması için izin vermesi gibi. Ve sonra Sarah Marx derste Livlilerden 19. bölümü okumuştu. Bu da diğer tüm can sıkıcı okumalar gibi başlamıştı. Tanrı Musa'ya emirlerini sıralıyordu. Şubat'a itibar edin, putlara tapmayın, fakirlere yardım edin, çalmayın, yalan söylemeyin, Tanrı'nın adını boş yere ağzınıza almayın. Sonra Sara 26. beyti okumuştu. Kanlı et yemeyeceksiniz, kehanette bulunmayacaksınız, falcılık yapmayacaksınız. Tanrı'nın o soluk benizli sarışın kız vasıtasıyla doğrudan kendiyle konuştuğu hissine kapılmıştı Jil. Sonraki dört beyit fohuş, hayvanların nasıl kesileceği ve sakalın nasıl bırakılması gerektiği hakkındaydı. Ama sonra Sara devam etti. Kim cinlere, büyücülere, ruh çağıranlara danışır, bana ihanet ederse ona öfkeyle bakacak, halkımın arasından atacağım. Jil'in içini buz gibi bir ürperti sardı. Kendisi de öyle birisi miydi? Bir büyücü müydü? Saçma görünüyordu ama kendisini başka nasıl tanımlayabilirdi ki? Daha fazla bilgiye gereksiniyordu. Öte yandan rahibe Elen ya da Peder Sullivan'a gidip benim bir büyücü olduğumu düşünüyor musunuz diye soramazdı ya. Bakışlarını aşağı indirince yanıtın önünde durduğunu gördü. İncil'in o konuda söyleyecek daha fazla şey olduğu kesindi. Tüm kitabı okumak kolay iş değildi. Ama olanaksız da değildi. Zaten akşam yemeklerinden sonra yapacak fazla şey yoktu. O ve yetimhanedeki diğer kızlar okul ödevlerini bitirdikten sonra genellikle oturup Uno ya da Monopoly oynardı. 8 yılın ardından Jilin mola vermeye itirazı yoktu. Böylece o Eylül ayı boyunca her gece 3 saatini yetimhanedeki eski ve yeni ayeti, büyücüler ve büyücülük cadılar üzerine söylentileri bulmak için taramakla geçirdi. Öteki kızlar her ne kadar Jil'in bu antisosyal davranışından şikayetçi olsalar da yaydıkları turkuaz renk Jil'e sistemlerinin ardında kızgınlıktan çok merakın yattığını söylüyordu. Jil toplam 11 kitapta büyücülüğe ait atıflar buldu. Çoğu dolaylıydı ama dört tanesindeki beyitler oldukça suçlayıcıydı. Yasanın tekrarı. Aranızda oğlunu ya da kızını ateşte kurban eden, falcı, büyücü, muskacı, medyum, ruh çağıran ya da ölülerin ruhlarına danışan kimse olmasın. Çünkü Rab bunları yapanlardan tiksinir. Vahi. Ama korkaklar ve inançsızlar ve menfurlar ve katiller ve sefaat düşkünleri ve büyücüler ve putperestler ve tüm yalancılar alevler içinde yanan o kükürtten gölgedeki yerlerini alacaklar. Ve bu onlar için ikinci ölüm olacak. Levililer Cincillik yapan, ruh çağıran ya da büyücülük yapan ister erkek olsun ister kadın olsun kesinlikle öldürülecektir. Onları taşlayacaksınız. Ölümlerinden kendileri sorumlu olacaklardır.'' Çıkış. Bir cadıyı yaşatmayacaksınız. Jill o son satıra uzun uzun baktı. Bir incil akademisyeni değildi. Ama Beyit de çok fazla yoruma yer bırakmıyordu. Eğer gerçekten bir cadıysa bu hafife alınacak bir konu ya da Peter Sullivan'la konuşulabilecek bir şey değildi. Böylece yeteneğini gizli tutmaya karar verdi ve fırsat buldukça ki renkler ona her zaman uyuduğunda bile geliyordu, uygulamaktan kendini alamasa da günah çıkartma sırasında bahsetmediği tek günahıydı. O nedenle kefaret için diz çöktüğünde hep fazladan 20 dua daha okuyordu. Yine de günahlarının tümüyle itiraf etmedikçe bir otobüs falan çarparsa sonsuza kadar lanetleneceğinin bilincindeydi. Onun için yapabileceği tek şeye başvurdu. Duaya. O muhteşem renklerin dansını seyretmek keyif verse de her gece yeteneklerinin ortaya çıktığı gibi birden kaybolması için dua etti. Ama her sabah rahibe Kate onları uyandırdığında bitkin maviler ve öfkeli yeşillerin saldırısına gark oluyor ve günahlarla dolu bir günün daha başladığını anlıyordu. Ölümle biterse onu doğrudan cehenneme gönderecek bir günün onun için de elinden geldiğince iyi bir insan olmaya çalıştı ve sokakta karşıdan karşıya geçerken de hem sağına hem soluna olur da bir otobüs falan gelirse diye bakmayı hiç ihmal etmedi.